Peki hükümetin Suriye politikasıyla ilgili ne düşünüyorsun efendim? Baştan sona yanlış. Yanlış karşılıyorum. Çünkü hiç güzel bir şey değil. Buraya girmemiz. Yani. Suriye politikasında hükümetimizin sonuna kadar arkasındayız. Eğer ki ihtiyacımız olursa biz de hükümetimizin yanındayız. Şu an çağırsınlar, şu an biz de gitmeye hazırız. Değerli dostlar, sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Eminönü semtindeyiz. Vatandaşlarımıza hükümetin Suriye politikasını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Neden diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zillerini açın. İyi seyirler diliyorum. Vallahi ben şahsen beğenmiyorum. Çünkü neden? Neden? Ülkemizin orada Suriye'de ne işi var? Ülkemize karşı Suriye'den eğer bir tehdit var ise eğer ülkemize bir tehdit sınırlarımızı var, korumak için orada olmamız gerekiyor diyorlar ama. Vallahi tamam sınırlarımızı koruyabiliriz ama adamların içerisine kadar gidip de adamların iç işlerine müdahale edecekler, hükümetine müdahale edecek kadar da bir yetkimiz olduğunu ben sanmıyorum. Onlardan bize Suriye hükümetinden bizim hükümetimize karşı bir eğer şey varsa, saldırı varsa o zaman tamam amenna. Ama benim gördüğüm, izlediğim, anladığım kadarıyla rejim tarafından Türkiye'ye bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii PKK'ya karşı efendime söyleyeyim biz tedbirimizi almak zorundayız. Ama ben şu anda PKK'dan açık bir tehdit görmüyorum yani ve bu anlamda da Suriye harekatını ben olumlu bakmıyorum şahsen. Suriye politikasında gayet başbakanımız, cumhurbaşkanımız her zaman yaptığı şeyde savaşımızda doğru görüşlerine, aynen görüşlerine saygılıyım yani ben. Onaylı karşılıyorum yani. Evet, olması gerekiyordu. Yani Suriye polisler niye gitti mi demek istiyorsun? Niye gittik? Ne askerimiz ne orada diyorlar? Niye şehit oluyoruz? Biz bir yere almanın peşinde değiliz. Bir menfaatimiz yok. Biz ne yapıyoruz diyorlar. Yok tabii ama bizim görüşümüz de benim görüşüm doğru olabilir diyorum. Suriye politikasında yanlış yapıldı. Şöyle düşündüm. Biz orada Suriye savaş olduğunda dahi bile yaşlıları, kadınları, çocukları güvenli bölgede koridor oluşturulması lazımdı. Tampon bölge kurarak. Tampon bölge eli silahtan Suriyeli canlarımız yine bakın. Bizim askerlerimiz bile şu anki şehit olan askerlerimiz çok mu uzun süreli eğitim alıyor? New York. Silah eğitimini verecekti, bak diyecekti. 24 yaşına, senin, 25 evet. yaşına. Evet, evet. Şu anda çoğu keyif sürüyor. Kendi ülkesine sahip çıkmayan bizim ülkemize hiçbir zaman sahip çıkmaz. Yanlış, tamamen yanlış. Bir bataklığa çöktük, daha da çıkamayacağız. Amerika, Rusya bizi oraya çekmiş olabilir oyun. Mi? Hepsi bir oyun. O oyuna katkı girmemek gerekiyordu. Baştan ilk başlarda söylendi, yapmayın etmeyin dendi. Bilmiyorum. Daha doğrusu IŞİD'in orada beslenmesi, IŞİD'in oradaki büyümesi nerede? Yanlış değil mi abi Suriye politikası? Tamamen, tamamen. Yani şey diyebilir misin sen adam geldi vanı manı aldı sen çık kardeşim diyebilir misin? Ya ona geldiğini düşün tam tersi düşün. Adam diyorsun kendi memleketini mi savunuyor? Tabii kendi toprağını savunuyor yani oradan geldi bu tarafa kadar geldi o kaldı ufacık bir yer. Bizim ne işimiz var mı diyorsun? Tabii ne işimiz var. Ama diyorlar ki sınırlarımızı ancak orada koruyabiliyoruz. Yok 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 orada bir Kürt koridoru oluşturulacak Ege'ye Akdeniz'e inecek o koridorda da şey. Ne işimiz var? Ne işimiz var? Onlar burada kıyamet gibi barlarda, pavyonlarda geziyorlar. Benim kardeşlerim de gidip orada ölüyor. Sebebi? Gereksiz. Hükümetin Suriye'ye girmesi doğru mu, yanlış mı? Bence doğru. Sonuçta bu Türkiye'nin... Ama sizden önceki birisi diyor ki bizim ne işimiz var diyor. Düşün ki Beşer Esed gelmiş, Diyarbakır'a girmiş diyor. Biz ne yapardık? Diyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz burada rahat rahat konuşuyorsak onların sayesinde konuşuyoruz. Yani doğru buluyorsun. Yani şimdi... illaki girdiği için oraya girmezse çekilse ne olacak? Bu... Vallahi yanlış karşılıyorum. Çünkü hiç güzel bir şey değil. Oraya girmemiz. Yani. Suriye politikasında hükümetimizin sonuna kadar arkasındayız. Eğer ki ihtiyacımız olursa biz de hükümetimizin yanındayız. Şu an çağırsınlar şu an biz de gitmeye hazırız. Yani destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Ben sizi takip ediyorum. Aynı. Evet. Nasıl yayınlarımız? Yayınlarınız güzel. Beğeniyorum. Çok. Şimdilik iyi, şimdilik onların politikası güzel yani, beğeniyorum. Baştan sona yanlış. Biraz açar mı, niye yanlış? Ya bir, hükümet diyor ki biz kendi sınırlarımızı korumak için orada olmamız lazım diyor. Şimdi şöyle bir şey, kendi sınırları korumak için de şimdi sen gittin adamlara gittin bizim sınırları içine soktu. Şu anda Hatay olsun, Antep olsun, Kilis olsun, dolu Suriyeli. Yani nüfus açmış, Kilis'te Kilis'in nüfusunu açmışlar Suriyeli. Açmışlar, Hatay'ın geçen gün okudum %55'in toprağını almışlar Hatay'ın.
Yani bugün sen zaten kendi tehlike kendi içine sokmuşsun. Yani yarın bugün Suriye sorunu biterse bizim Suriyelilerle sorunumuz başlayacak zaten. Hatta bizim dediği zaten toprağı olacak. Ya zaten olacak yani. Şimdi sen onu ne yaptın? Referandum yaptın, aldın değil mi Hatay'ı? E o da dedi ki bir daha referandum yapalım. Demokrasiye inanıyoruz. Referandum yapalım. Buyurun. Sefer teslim çıkacak. E yani ne olacak abi? 155'ini almış bir insan ki daha bu 10 sene sonra düşün yani bunun ki doğru. Bir karşılamıyorum. Mesela yanlış nerede var? Kardeş ben kendim özellikle yabancı oldum. Ben Antepliyim. Ve İstanbul'a geldim. İş yerim, iş bulamıyorum. Niye? Hep Suriyeli. İşsiz kaldım yani. Kendi memleketinde garip oldum diyorsun. Garip oldum tabi. Ben Antepliyim. Antep'ten İstanbul'a geldim. İş bulamıyorum. Burada da iş yok. Burada da iş yok. Ya Suriye politikasını iyi karşılamıyorum yani biz. Yanlış. Suriyeliler yanlış tabi. Suriyeliler doldu, işsizlik, açlık, diz boyu yani. İlk günden beri biz yanlış ediyoruz. İlk günden beri çoğu yanlış yapıyoruz yani. Kendi sınırlarımızı korumamız lazım yani. Suriyeliler burada nargile çekiyor, sahillerde karımıza kızımıza bakıyorlar. Biz onların kendi vatanlarını koruyoruz yani. Asla doğru karşılamıyorum. Önce Mısır'ın işlerine karıştı, sonra Suriye'nin işlerine karıştı. Allah ve Muhammed adına insanları birbirine kırdırtma politikası ne hadislerde gördüm, ne sünnetlerde gördüm, ne ayetlerde okudum. Ancak Allah rızası için gerçekten senin dinine, imanına, vatanına, namusuna eğer bir darbe varsa, herhangi bir saldırı varsa ancak o zaman korumayı emrediyor. Ama hükümet şöyle diyor, daha önce o taraftan Antep'e roket atarlar 50 tane şehit verdik. Biz sınırlarımızı korumak için orada olmamız gerekiyor. Amerika 10 bin kilometreden gelmiş, Rusya 3 bin kilometreden gelmiş. Biz yanı başımızdaki Suriye'ye neden gitmeyelim diyorlar. Haklılar. Önce Suriye'yi karıştırdık. Sonra Mısır'ın iç işlerine karıştık. Sonra İran'a karışmaya çalıştık. İranlı zarrap üzerinden politikalar yaptık. Bütün sınırımızdaki, evet sınırımızdaki bütün herkesi karıştırdık. Sonra gittik Rusya'ya yalvardık. Onların elini öptük. Sonra gittik Amerika'ya. Amerika'nın elini öptük. Özürler diledik. Sonra da Türkiye'deki halk nasıl olsa yurt dışı basını bilmediği için one minute'larla milleti kandırdılar. O kanallardan bir tanesi de benim. Ama yazıklar olsun diyorum. Eğer muhalefette... Ne zaman anladınız peki kanmaktan artık kanma... Ne zaman kanmamaya başladınız? 10 yıldır. 10 yıldır anladım. Anladım. 10 yıldır anladım. Evet, ilk 8 yıl güzel iş yaptığına inandım. Kesinlikle inançları bozulmamış haldeyken iş yaptıklarına inandım. Şu an dini değerlerinde doğru yaşadıklarına asla inanmıyorum. En çok hükümetin neyine kızdınız efendim? Çok bilinçlisin, ben çok uzak bakıyorum. Yani ben bütün haberleri, bütün kanalları dinliyorum. Ben gerçekten İslam ülkesinde Müslüman olan herkesin, inanan inanmayan herkesin, Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir şeyi var, hadisi. Orada diyor ki, inanan inanmayan herkesin, yani veda hutbesinde söylüyor bunu, insanın insandan üstünlüğü, Arap'ın, Türk'ün, Kürt'ün, işte renkli ne olursa olsun, insanın üstünlüğünde, insanın insandan üstünlüğü ancak takva boyutundadır. Bu takvayı gidip de sen sadece Allah deyip ezanlar, camiler yaptırıp, okulların içini boşaltıp, tıp fakültesinde işte okuyan çocuklarımız var, doğrudan eğitim yok. Önceden burası sağlık açısından çok kuvvetli diye yurt dışından buraya hastalar gelirdi. Şimdi her şeyimiz dolar ve euro üzerinden olduğu için berbat bir pozisyonda biz... Suriye politikasını bugüne kadar iyi karşılıyorum. Doğru. Doğru. İyi karşılıyorum. Tamam. Suriye politikası şu şekilde düşünüyorum. Tamam. Bir yerde bir savaş var. Oradaki insanların mazlumsa eğer, hele de Müslüman vatandaşlarıysa, tam biz de Müslüman olduğumuz için onların buraya gelmesi doğru. Ama şu şekilde baktığımız zaman bazı gençler var. Bu da halka biraz karşı gelmesine sebep oluyor. Bir sene orada savaşçılar gibi. Evet, o konular çok takip ediyor. Yani orada bir orada yardım... olması, Suriyelileri kabul etmesi genel olarak... Yardıma yani. İhtiyaç var ve buradan da şu an ülkemizde yaşayan, misafir ettiğimiz Suriyelilerin de oraya cihata gitmesi lazım. Ama yani başkalarına benzememiz lazım diye düşünüyorum. Yani bir ihtiyaç varsa ve bu konu Müslümanlıksa hele daha çok yine bizim askerlerimizin gitmesi lazım bence. Türkiye olarak jeopolitik konumuzdan dolayı yani amaç biziz. Evet. Aynı şey bize olsa biz de böyle bir yardımı istemeyiz. Ya şu andaki duruma göre mesela ülkelerin yaptığı şeylere göre mesela politikaya göre bizimki de doğru görünüyor. Ama onların yaptığı şeye göre yani. Mesela o bu duruma göre doğru görünüyor. Vallahi bir yerde doğru karşılıyorum. Neden? O Suriye'deki kişiler bu tarafa geldiği zaman ne yapacağız? Zaten geldiler yeterince.
4 milyon var daha geldi. Evet. Yani bir yerde doğru karşılıyorum. Mesela nereye doğru karşılıyorsun, nereye yanlış? Şunu doğru karşılıyorum. Yani buraya tamamı, yekünü tamamı geldiği zaman zaten şurada görüyorum hep Arapça konuşuluyor. Türkçe konuşulmuyor burada. Evet. E peki bunların tamamı geldiği zaman ne olacak burada? Sıkıntı olacak. Biz zaten bize yetmiyor burası. Yani aldığımız 2 milyon maaş. Hükümetin Suriye politikası bence etrafımız çember içinde. Yani Irak bölündü, Suriye parçalandı, sıra bize geliyor. Bence çok iyidir. Yani bunu yapmamız çok iyi oldu. Çünkü yarın bu iş Mardin'den İstanbul'a dayanacak. Yani bırakın biz daha gelmeden müdahale iyidir diyorsun. Aynen doğrudur. Yani bizim topraklarımızda savaş olacağına bırak orada olsun. Bu projede müteahhit değil, esnaf kazanacak, doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız. Telefon 0212 679 9049. GSM 0545 508 5540.